Pazartesi pazarındayız. Pazarın nabzını tuttuk. Bakalım meyve ve sebzelerin fiyatları nasıl? Pazar alanına uğrayıp sebze ve yeşillik almak isteyenler için fiyatlar. Limonumuz bugün itibariyle 2 lira, 2,5 lira. Havuç turpumuz 2 lira. Kabak salatalık 4 lira. Karnabahar bak mesela karnabahar geçen haftalar 8-10 lira da bu hafta bak 5 lira oldu. Efendime söyleyeyim bak brokolimiz geçen hafta 5 liradı. Bu hafta 8 lira, bu hafta 5 lira oldu. Domatesimiz yine elemesine mesela domates 3 lira, 4 lira. Ismanak 4 lira, pırasa 4 lira. Yani bu fiyatlar bundan 40 sene önce ben şu havucu 2,5'a veriyordum. 40 sene önce. Tabi biraz pandeminin de etkisi oldu. Biraz çiftçi üretim de fazla olunca hani bir de hafta sonları tatil olduğu için biraz da içeriden mal şişkinlik yapınca fiyatlar düştü bayağı yani. Yani fiyatlar normal yani güzel yani. Şu anda gözde olan ürünlerimiz yeşilliğe biraz şey var. Mesela nasıl pırasaya, ıspanağa, karnabahara, brokoliye, kerevize, marola, telerokaya biraz rağbet var. Çünkü niye hani kış sezonu olduğu için adam dolabını doldurmuş domates biber. Hani domates biber alıyor ama nasıl alıyor? Adam 2 kilo alan 1 kilo alıyor, yarım kilo alıyor. Yani satış var ama domates biber biraz eski şimdi biraz ağırlaştı. Peki yeşilliklerde fiyatlar nasıl? Şöyle yeşilliklerde bak. Ben bundan ablacığım, ben bundan 40 sene önce vallahi de billahi de maydanozu 1 lira verdim. Hala da 1 lira. Soğanımız kilosu 7 lira, 8 lira. Sana soğan her zamanki para. Ispanağımız 4 lira efendim. Pırasamız 5 lira. Şelerimiz sen söyle. Telero karalımız 1000 lira. Efendime marolumuz 3 lira. Daha ne yapayım abla? Bundan ucuzda bir şey yok. Yani ben İstanbul piyasalarına bakayım, Ankara piyasalarına bakayım. Bizim arazi vallahi bin nimet. Fiyatlar bugün ucuz yani. Güzel. Telero karalar 1 lira. Maydanoz, marullar 2,5. Biraz marul fiyatı yüksek ama o da kıştır yani. Olacağı o. Fiyatlar gayet düşük. Koronavirüs nedeniyle fiyatlar gayet ucuz ama müşteri bulamıyoruz. Efendim malum pandemi dönemindeyiz ve sarımsak, soğan gözde ürünlerden. Fiyatları ise sarımsağın 25 lira ve 30 liradan satılıyor. Soğan ise 1,5 lira ve 2 liradan satılıyor. Gözde kış meyvelerinin fiyatı ise? Fiyatlar yılbaşı dolayısıyla biraz oynama var yani biraz. Bir arada bir fark var yani geçen hafta oranla. Yani biraz havaların soğuk olmasının da aşağı bir üzerinde etkisi var. İnşallah düzelir yani. Peki şöyle sayarsanız mandalina, elma, muz. Mandalina şu an 3 kilo milyona veriyoruz hanımefendi. Mandalinamız yine en iyisi. Birinci sınıf. Kilosu ne kadar peki? Kilo 3,5 geliyor. Yani 10,5 ediyor. 3 kilosu 10 lira veriyoruz. Elmamız yine temiz elma, kaliteli elma, sparta buzluk elma. 3 kilo milyona veriyoruz. Şöyle resmini de çekebiliriz kalitenin. Portakalımız da 3 kilo lira. Yani muz şu an en pahalı olan muz zaten. 10 lira satıyoruz. Hatta şu an akşamüstü kalmasın diye 9 lira yapmışız bitsin diye yani. Şu an portakal, mandalina yani favori ikisi. Vatandaşların bir kısmı pazardaki fiyatlara uygun buldu, kimileri ise pahalı. Fiyatlar sadece nasıl? Çok pahalı. Pahalı mı buluyorsun? Evet. Kimsesi olmayanlara Allah yardım etsin. Nasıl fiyatlar, neler aldınız? Pahalı valla, az aldım. Onun geçin için haftaya göre nasıl yerine. Peki? Geçen hafta mı pahalıydı bu hafta aynı, mı? Aynı, iki hafta da aynı. Güzel fiyatlar, normal fiyatlar. Uygun mu buluyorsunuz? Uygun buluyoruz. Şu mevsimde uygun buluyoruz. Fiyatlar bu hafta biraz düşmüş. Ben buralı değilim, Sivaslıyım. Yani iyi buldum yani, normal. Vallahi yeni geldim, henüz daha çok alışverişle şey olmadım ama iyi herhalde. Fiyatlar vallahi nasıl? Vallahi 2-3 sefer güzel, fiyatlar güzel ya. Çok pahalı da geldi. Çok güzel. Almışım, benim ev köşede oturayım, 3-4 sefer gidip geleyim yakın. Güzel fiyatlar. Geçen haftaya göre nasıl? Normal aynı ya, aşağı yukarı aynı, fark etmiyor. Ama güzel yani, fiyatlar çok pahalı değil, ucuz vallahi. 500 liraya şey verirler ya, lahana verirler, şey verirler. Maydanoz 500 lira, soğan 2 lira, bedava valla. Vatandaş gayet güzel, bak hijyenik burada. Tek kullanımlık eldiven veriyoruz müşteriye, seçenler seçiyor, seçmeyi biz seçtiriyoruz. Ondan sonra maskezi de alacağız, ondan sonra emniyet ekiplerimiz burada, zabıta ekiplerimiz burada. Devamlı şey, ne diyeyim siz, HES kodunu istiyorlar müşterilerden. Ondan sonra denetim yapıyorlar. Sağ olsun, Allah razı olsun sizden. Ondan Allah razı olsun. Yani her şey burada. Güzellik burada. Tedbir burada. Temizlik burada. Titizlik burada. Vatandaşlar pazar alanındaki tedbirlerden ise son derece memnun. Vallahi güzel. Hepsi de maskelidir. Güzel. Problem yok yani. Tedbirler güzel. Zabıtalar da geziyor. Herkes önlemini alıyor yani. Çok güzel. Zabıtayı da gördüm. Polisler de. Herhalde güzel yani, güzel. Evet, insanlar da dikkat ediyor. Çok iyi, çok kalabalık değil gibi. Geçen hafta çok kalabalıktı. Bu hafta iyi. İyidir. İyi. Uyuyorlar, çok uyuyorlar, iyiler.